Merhaba arkadaşlar, adım Hakkı Güleç. 2008'de Davutpaşa patlamasında 21 kişi hayatını kaybetmişti. 18 yaşında benim de kardeşim o patlamada hayatını kaybetti. Öncelikle Ermenek'te hayatını kaybeden 18 işçi kardeşimize, ailelerine biz başsağlığı diliyoruz. Yine Isparta'da tarım işçileri 17 kişi hayatını kaybetti. Onların ailelerine de biz başsağlığı diliyoruz. Ve Türkiye'de iş cinayetinde hayatını kaybeden bütün ailelere başsağlığı diliyoruz. Bilindiği gibi işçi cinayetleri artarak devam ediyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık sayısını unutamıyor. Bilemediğimiz kadarıyla. Bu kadar çok işçi cinayetleri yaşanıyor ama bizim ülkemizde maalesef bunun önlemini almak için yetkililer kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Dolayısıyla biz Davutpaşa patlamasından beri bu işçi cinayetlerinin takipçisiyiz. Bir Umut'taki arkadaşlarımızla birlikte. Davutpaşa'da karar duruşmasıydı. Biz aileler olarak hakim bize söz verdiği zaman biz şunu söylemiştik. Dedik ki bu dava sadece Davutpaşalı ailelere mal olmuş bir dava değildir. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün iş cinayetlerini emsal olacak bir davadır. Sizin bu davada bu karar duruşmasında vereceğiniz karar işçi cinayetlerine ya dur diyecek veya da devam diyecek. Eğer ki Davutpaşa cezası, Davutpaşa karar duruşmasında gerekli yani hak ettikleri ceza sorumlular almış olsaydı belki birçok işçi cinayetlerin önüne geçilebilecekti. Ama maalesef biz bunu gördük. Daha da devam ediyor. Soma'da 301 canımızı kaybettik. Madenlerde maalesef evet deminki ban sesinden işçi kardeşimizin eşini dinlerken hakikaten de insan bir anda insan olduğundan utanıyor. Çünkü ne zor şartlarda işçiler çalışıyor. Dedikleri gibi yetkililer, vekiller, bakanlar evlerinde, şöminelerde, saraylarda yan gelip yatarken işte adamlar evlerine 20-30 lira, 40 lira para için, ekmek parası kazanmak için madenlere iniyorlar ve onlar da en ağır bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Bu ülkede yaşayan işçi emekçilerin kaderi değildir. İşte burada biz insanlar, emekçiler, duyarlı insanlar olarak üzerimize çok görevler düşüyor. Özellikle burada sözüm bu tür kazalar olduğu zaman televizyon program koşan ve bu konuda uzmanlaşan analizcilere, bilim insanlara ben buradan seslenmek istiyorum. Ya böyle kazalar olması mı lazım? Yani sizin çıkıp bunları dile getirmeniz lazım. O kadar ki pişmiş bir şekilde çıkıyorlar ki kameraların karşısına. Kimisi işte haritalar çiziyor, kimisi şu oldu, bu oldu. Peki çözüm nedir? Yani burada bizim örgütlü bir şekilde yargıda iş cinayetlerine caydırıcı cezalar vermesi için hep birlikte sesimizi çıkarmamız lazım. Bakınız bugün Ermenek oldu, yarın Allah muhafaza da birçok iş cinayetleriyle biz karşı karşıya gelebiliriz. Burada bulunan biz iş aileleri 35 vicdan ve adalet nöbetini gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız şu, biz sevdiklerimizi, kardeşlerimizi, eşlerimizi geri getirmeyeceğiz. Ama en azından bir başka canı kurtarabilir miyiz? Onun mücadelesini biz veriyoruz. Burada duyarlılık herkesten bekliyoruz. Bakınız o televizyonlara çıkan analizcilerin bir tanesini aramızda görebiliyor musunuz? Belki nadir birkaç tanesini aramızda görebiliriz ama genelde medyaları kaplayan, sabahtan akşama kadar kanal kanal dolaşan insanların bir tanesini görebiliyor musunuz? Yok. Onların yeri işte televizyon kanalları dolaşmak değil, burada bu ailelerin yanında olmaktır. Biz maalesef nöbetimize devam edeceğiz. Bu gidişle de daha çok burada olacağız. Biz ümit ediyorduk ki bu nöbetleri başlatırken yetkililer sesimizi duyup gerekli önlemleri alırlar. Belki iş cinayetleri yaşanmaz. Demin arkadaşımız dediği gibi biz artık televizyonlarda işçi cinayetlerinin haberlerini duymak istemiyoruz. Çünkü her duyduğumuz, gördüğümüz işçi ölümleri bizzat bizi, evet 7 sene öncesine Davutpaşa'ya şahsen bizleri götürüyor. Diğer aileler daha keza öyle. Dolayısıyla bizim toplum olarak bu işçi cinayetlerini artık dur demememiz lazım. Çünkü kanımıza yapan emin vampirler başımızda. Bu ülke yöneten insanlar artık bir avuç vampir tarafından yönetiliyor. Bu vampirlere de dur demenin zamanı geldi. Bunu da ancak örgütlü bir şekilde halkın desteğiyle yapabiliriz.